Merhaba sevgili çocuklar, matematik kampımızın 10. dersine hoş geldiniz. Ünitemiz doğal sayılar, konumuz ise doğal sayıları sıralama. Evet sevgili çocuklar, sayılar hayatımızın her alanında. Görmüş olduğunuz gibi uçurtma uçuran çocuklar var, bunların ipleri var ve bunların uzunluklarını vermiş burada. Buradaki sayılar bir uçurtma ipinin uzunluğu olabildiği gibi iki yer arasındaki mesafe de olabilir. Sayılar farklı farklı günlük hayatımızda kullandığımız alanlarla ilgili olabilir çocuklar. O yüzden burada öğreneceğimiz konuların günlük hayatımızda bol bol yeri var çocuklar. Şimdi Eren, Nazlı, Selin ve Berna adlı çocukların uçurtma ipleri verilmiş. Uzunlukları da burada. Eren'in uçurtması 75 metre, Nazlı'nın uçurtması 62 metre, Selin'in uçurtması 65 metre ve Berna'nın uçurtması 79 metre. Şu şekilde. Evet, Eren 75, Nazlı 62, Selin 65, Berna da 79 metre uzunluğunda bir uçurtma ipine sahip. Şimdi bize ne diyor? İplerin uzunluklarını büyükten küçüğe doğru sıralayalım. Evet, sıralama konusunda çocuklar ya küçükten büyüğe doğru ya da büyükten küçüğe doğru sıralamamız istenebilir. Şimdi burada büyük olanı istiyor bizden. Sayılar içinden basamağa en büyük olanlara bakıyoruz çocuklar. Yani burada onlar basamağı. Onlar basamağına baktığımız zaman en büyük sayıyı bulmamız lazım. 7, 6, 6, 7. E şimdi bakıyoruz 6'lar değil de 7'ler daha büyüktür. Ama hangisi daha büyük? Bir 7'lerden anlayamıyorum. Yanındaki sayıya bakıyorum. 9 daha büyüktür. O zaman 79 sayısı daha büyüktür diyoruz çocuklar. Ne yaptık? Kısaca bir daha söyleyelim. Verilen sayıları karşılaştırmamız istendiği zaman öncelikle en büyük basamağına bakıyoruz demiştik. Buradaki en büyük basamak onlar basamağı çocuklar. Şu birler basamağıydı. Buna da biz onlar basamağı diyorduk. Verilen bu onlar basamağındaki sayıların en büyüğünü istiyorsa en büyük sayıya bakıyoruz. Neydi? 7 var, 6 var, 6 var, 7 var. 7 daha büyük bir sayıdır. Ama 7'lerden hangisi daha büyük? Onu bulmam gerekiyor. O zaman ikisi de 7 ile başlıyorsa buradan anlayamam. Yanındaki sayıya baktığım zaman biri 5, biri 9. 9 daha büyüktür diyorum ve en büyük olanı buluyorum. Berna, 79. Peki diğerlerine devam edeceğim zaman 79'dan sonra en büyük sayı hangisidir? Tekrar en büyük basamağına bakıyorum. 6, 6, 7. Şimdi 7 bir tane olduğu için bakın 7 daha büyüktür. Hemen 7'yi yanına yazıyorum. Bunu da yaptık. Şimdi Nazlı ve Selin kaldı. Yani 62 ve 65. Hangisi daha büyüktür? Öğretmenim ikisi de 6 ile başlıyor. Buradan anlayamıyorsak hemen yanındaki basamağa geçiyoruz. 2 mi büyük, 5 mi büyük? 5 daha büyüktür diyorsak 65 sayısı daha büyüktür çocuklar. E bunu da yaptık. Geriye bir tek Nazlı kaldı. O da 62'dir. Şimdi örneklerimize bakalım çocuklar. Yine aynı şekilde günlük hayatımızda karşımıza çıkabilecek bilyelerden bahsetmiş. Bakın 4 tane çocuk var. Eren, Tuna, Bora ve Sergen. Bunların kutularındaki bilye sayıları verilmiştir. Eren 46, Tuna 63, Bora 39 ve Sergen 58 bilyeye sahip demiştik çocuklar. Şimdi ise bu 4 arkadaşın bilyelerinin şu verilen sayıları küçükten büyüğe sıralayalım diyor. Yani en küçük sayıyı bulmamız isteniyor. Basamak sayılarına bakıyoruz. 2 basamaklı, 2 basamaklı, 2 basamaklı, 2 basamaklı. Tamam. Basamak sayıları aynıysa o zaman en büyük basamağına bakıyoruz çocuklar. 4, 6, 3, 5. En küçüğü sorduğu zaman bu söylediğim sayılardan en küçüğü hangisidir? 3. Yani 39. Evet, en küçüğü bulduk. Peki en küçük buysa bundan sonra gelen en küçük sayı hangisidir? Tekrar bakıyorum. 4, 6, 5. 4 daha küçüktür. Yani 46. Geriye 63 ve 58 kaldı. Buradaki en küçük sayı nedir? 6 mı, 5 mi? 5 ile başlayan daha küçüktür diyoruz. Ve geriye bir tek 63 kaldı çocuklar. Evet, sıralama yaparken ne yaptık çocuklar? Küçükten büyüğe dediği zaman önce basamak sayılarına baktık. Kaç basamaklı? Her biri 2 basamaklıydı. Bu birinci kuralımızdı. Basamak sayıları aynıysa şimdi ikinci aşamaya geçtik. Neydi? En büyük basamağına bakıyorum.
ve en büyük basamağı bizden küçük istiyorsa en küçük olanı bulmaya çalışıyorum. Tamam, bulduk. Öğretmenim, onlar basamağı ikisinin de aynıysa hangisi en küçük, nasıl bulacağım? Eğer onlar basamağı aynıysa hemen yanındaki basamağa bakıyoruz çocuklar. 3 ve 7. En küçük 3'tür diyoruz çocuklar. Evet, küçükten büyüğe sıralamayı da yine bu şekilde yaptık. Evet, bu söylediklerimizi çocuklar birkaç örnekle yapmaya çalışalım. Büyükten küçüğe doğru sırala diyor. Ne yapıyorduk biz? Öncelikle kaç basamaklı? 2, 2, 2, 2. Her biri 2 basamaklıysa sonra neye bakıyordum? En büyüğü bulmak için en büyük basamağına bakıyorum. 6, 2, 4, 8. 8'in daha büyük olduğunu gördüm. Evet, bunu yaptım. Tekrar başa dönüyorum. 6 ile başlıyor, 2 ile başlıyor, 4 ile başlıyor. 6 ile başlayan daha büyüktür. Bunu da yaptım. Şimdi 2 ile başlıyor, 4 ile başlıyor. 4 ile başlayan daha büyüktür. Ve en son 29 kaldı çocuklar. Küçüklere de baktığımız zaman yine aynı şeyi yapacaktık. Neydi? Kaç basamaklı? 2 basamaklı, 2 basamaklı, 2 basamaklı, 2 basamaklı. Buradan anlayamıyorum hangisi en küçük. Sonra diyorum ki en büyük basamağına bakayım. 3, 7, 2, 9. En büyük basamağı burada, onlar basamağıdır çocuklar. Bu sayılardan en küçük söylediğim hangisiydi? 3 mü, 7 mi, 2 mi, 9 mu? 2 daha küçüktü. Hemen 24, 2 ile başlayan sayımız 24'ü yazdım. Sonra tekrar devam ediyorum. 3 mü, 7 mi, 9 mu? 3 daha küçüktür. 3 ile başlayan sayımı yazdım. Sonra 7 mi, 9 mu? 7 daha küçüktür. 7 ile başlayan sayımı yazdım. Sonra diyorum ki 9 daha küçüktür. En son sayıyı da buraya yazıyorum. Evet, sayıları büyükten küçüğe ya da küçükten büyüğe sıralama yaparken bu kurallara dikkat ediyorduk. Tabii ki farklı örnekler karşımıza çıkacaktır. Şimdi onlara bakalım. Evet, sayılarımız bunlar. Bunları diyor ki bu tarafta büyükten küçüğe doğru sırala, burada ise küçükten büyüğe doğru sırala. Ne yapıyordum? Basamak sayısına bakıyordum. İki basamaklı, iki basamaklı, iki basamaklı, iki basamaklı. Buradan anlayamıyorum. Sonra diyorum ki en büyüğü soruyorsa onlar basamağı en büyük olan hangisidir? 2 mi, 6 mı, 9 mu, 7 mi? Diyorum ki 9 daha büyüktür. Yazdım. Devam ediyorum. 2 kaldı, 6 kaldı, 7 kaldı. 7 daha büyüktür. Devam ediyorum. 6 kaldı, 2 kaldı. Hep en büyük basamak olan onlar basamağındaki sayıya bakıyorum. 2 var, 6 var. 6 daha büyüktür diyorum. Ve son olarak 2 daha büyüktür diyorum çocuklar. Bir de şu etkinliğimize bakalım. Bunu da küçükten büyüğe doğru sıralayalım. Neye bakıyorduk önce? Kaç basamaklı sayımız? 2 basamak, 2 basamak, 2 basamak, 2 basamak. Buradan anlayamıyorum en küçük hangisi. Peki diyorum ki, sonra onlar basamağı yani en büyük basamağına bakıyorum. Evet. Peki 5 mi, 3 mü, 4 mü, 7 mi? En küçüktür. 3 daha küçüktür öğretmenim dersen ilk başa 3 ile başlayan sayıyı yazdım. Devam ediyorum. 5 mi, 4 mü, 7 mi? En küçüktür. 4 daha küçüktür. Yani 4 ile başlayan sayımız 44 sevgili çocuklar. Devam ediyorum. 5 mi, 7 mi? En küçük sayıdır. 5 daha küçüktür. 5 ile başlayan sayımı da buraya yazıyorum. Ve son olarak 76'yı buraya yazıyorum çocuklar. Evet, bu mantıkla en büyükten başlayıp küçüğe doğru sıralayabiliyoruz ya da en küçükten başlayıp büyüğe doğru sıralayabiliyoruz. Yani küçükten büyüğe doğru sırala derken bakıyorum her biri 2 basamaklı. Evet, tamam. Buradan bulamıyorum hangisi en küçüktür diye. Sonra diyorum ki en büyük basamağa bakacağım. 9, 9, 9, 9. Öğretmenim hepsi 9. Buradan hangisi en küçük? Nasıl bulacağım? Buradan anlayamıyorduk. O zaman onlar basamağından anlayamadığım için hemen yanındaki basamağa bakıyorum. 0 mı? 1 mi? 3 mü? 2 mi? 0 daha küçüktür öğretmenim. 90. Bunu yaptık. Devam ediyorum. Yine 9, 9, 9. En büyük basamağa baktım. Hepsi 9. Buradan anlayamıyorum. Devam ediyorum. Yanındaki basamaklara bakıyorum. 1 mi? 3 mü? 2 mi? Öğretmenim 1 daha küçüktür. Virgül 91. Geriye 2 tane kaldı. 9'la başlıyor. Buradan bulamıyordum. 3 var, 2 var. 2 daha küçüktür sevgili çocuklar. Ve son olarak da 93'ü yazıyoruz.
Ne yaptık burada çocuklar? Öncelikle kaç basamaklı olduğuna baktım. Her biri iki basamaklı. Buradan anlayamıyorum en küçük sayıyı. Tamam. Ondan sonra diyorum ki en büyük basamağına bakıyorum. Onlar basamağına bakayım dedim. Ama her biri 9'la başlıyor. Yine anlayamadım. Diyorum ki o zaman yanındaki basamaklara bak. Yani birler basamağına. 0 mı, 1 mi, 3 mü, 2 mi? İşte burada en küçüğü bulabiliriz artık deyip sıralamamızı yapıyoruz çocuklar. Yine aynı şekilde büyükten küçüğe sırala derse şuradaki farklı örneğimizi yapalım. Ne diyorduk? Her biri iki basamaklı öğretmenim. Buradan anlayamıyorum en büyük hangisi. Sonra neye bakıyorduk? Onlar basamağına bakıyordum. 8 mi, 5 mi, 6 mı, 5 mi? 8 bunlardan daha büyüktür. Yani 87'yi yazdım. Devam ediyorum. 5 mi, 6 mı, 5 mi? En büyük onlar basamağına tekrar soruyorum. 5, 6, 5. 6 ile başlayan sayıyı yazıyorum buraya. Evet, şimdi ise 5 ile başlıyor, 5 ile başlıyor. Öğretmenim hangisi daha büyük? Bulamıyorum. Ne yapacaktık? Hemen yanındaki sayıya bakıyorduk. 8 ile başlamış, 5 ile başlamış. 8 ile başlayan daha büyüktür diyorum. Ve son olarak 55'i yazıyorum. Yani burada en büyük basamağa bakıyoruz. Eğer aynıysa bulamıyorsak bir yanındaki basamağa bakıyoruz çocuklar. Dikkat etmemiz gereken nokta buydu. Burada da çiçeklerin yaprakları verilmiş çocuklar ve en büyük olanı ortaya yazmamız isteniyor çocuklar. Bakalım bunlardan en büyük olanını bulmak için ne yapıyorduk biz? Basamak sayılarına bakıyorum. 2 basamak, 2 basamak, 2 basamak, 2 basamak, 2 basamak. Buradan anlayamıyorum. Ne diyordum? En büyük basamağına bakıyorum. Yani onlar basamağına. 7 mi? 9 mu? 8 mi? 3 mü? 1 mi? Öğretmenim 9 olan daha büyüktür deyip bunu yazmam gerekiyordu. Aynı şekilde buraya da baktığımız zaman her biri 2 basamaklı. Buradan anlayamıyorduk. Sonra onlar basamağına bakıyorum. 5, 6, 3, 7, 4. 7 ile başlayan daha büyüktür diyoruz. Evet, bu örneğimize bakacak olursak, her biri iki basamaklı, buradan hangisi büyük anlayamıyorum. Sonra onlar basamağı en büyük olana bakıyorum. 8 mi, 7 mi, 6 mı, 5 mi, 5 mi? 8'in daha büyük olduğunu öğrendim. Burada ise çocuklar biraz dikkat etmemiz gerekiyor. Nasıl? Her birine bakıyorum iki basamaklı. Tamam, buradan anlayamıyorum hangisi büyük. Sonra diyorum ki onlar basamağına bakayım. 2 mi, 3 mü, 2 mi, 3 mü, 1 mi? Şimdi 3'ün büyük olduğunu biliyorum ama 2 tane 3 var. Hangisi daha büyük? Artık bunlara bakmıyorum. 3 olanlara bakıyorum. 3 olanların içinden yanındaki sayıya bakıyorum. 4, yanındakine bakıyorum 2. 4 olan daha büyüktür deyip bunu yazıyorum. Ne yaptım? Onlar basamağına bakınca 3'ün daha büyük olduğunu buldum. 3 ile başlayanların 3 ile başlayanlara bakıyorum. Diğerlerine bakmıyorum. Sonra diyorum ki ikisi de 3 ile başladığına göre buradan anlayamayacağım. Hemen yanındaki sayıya bakıyorum ve 4 olanın daha büyük olduğunu bulup buraya yazıyorum çocuklar. Burada bu noktaya dikkat etmemiz gerekiyordu. Yine küçükten büyüğe doğru sıralama etkinliğimiz var ama burada bir tane örneğe dikkat çekmek istiyorum. Şu örneğimize. Burada küçükten büyüğe sıralama yapmamız gerekiyor. Ama ne demiştim? Birinci kuralımız neydi? Basamak sayılarına bakıyoruz. 2 basamaklı, 2 basamaklı, 1 basamaklı, 2 basamaklı. Çocuklar 1 basamaklı olan daha küçüktür. Bakın 2, 2, 1, 2. Diyorum ki 1 basamaklı olan daha küçüktür. 9'u yazdım. Şimdi bakıyorum. 2 basamaklı, 2 basamaklı, 2 basamaklı. Buradan küçük olanı bulamıyorum. Sonra diyorum ki onlar basamağına bakayım. 1 mi, 5 mi, 8 mi? Öğretmenim 1 ile başlayan daha küçüktür. Bunu da buldum. Şimdi geriye 52 ve 84 kaldı. İkisi de 2 basamaklı. Buradan anlayamıyorum. 5 ile başlıyor, 8 ile başlıyor. 5 ile başlayan daha küçüktür diyorum ve sonuncusunu buraya yazıyorum. Burada neye dikkat etmem gerekiyordu? Basamak sayısına bakmamız gerekiyor. 2 basamaklı, 2 basamaklı, 1 basamaklı, 2 basamaklı. Öncelikle basamak sayısı küçük olan daha küçüktür deyip sayıya bakmıyorum bile. 1 basamaklıyı hemen buraya yazıyorum. Daha sonra basamakları aynıysa ondan sonra sayılara bakıyorum. Bu kurala dikkat edelim çocuklar.
Evet sevgili çocuklar, matematik kampımızın 10. dersinde sayıları sıralamayı öğrenmeye çalıştık. Bu dersimizde çocuklar verilen sayıların öncelikle sıralarken şuna dikkat ediyorduk. Basamak sayılarına bakıyoruz çocuklar. İki basamaklı, iki basamaklı, iki basamaklı, iki basamaklı. Eğer şurada bir tane bir basamaklı sayı olsaydı en küçük sayı bu diyorduk. Sayının kaç olduğuna bakmadan. Öncelikle basamak sayısına bakıyoruz demiştik. Tamam. Eğer basamak sayıları hepsi aynıysa sonra diyorduk ki en büyük basamağına bakıyoruz demiştik, değil mi? Evet, en büyük basamaklarına bakıp sıralama yapabiliyorduk. Sonra da dedik ki verilen sayıların içinden mesela en büyüğü bul dediğimiz zaman en büyüğe baktım 1, 2, 3, 4, 4. En büyük sayıyı bulacağım sırada karşıma iki tane sayı çıktı. İkisi de 4 ile başlıyor. Öğretmenim 4 en büyük ama hangisinin daha büyük olduğunu bulamıyorum. Ne yapıyorduk? Yanındaki basamaklara bakıyorduk ve orada en büyük sayıyı bulabilirdik demiştik çocuklar. 10. dersimizde bu konulara yer verdik çocuklar. Ve bu dersimizde kullandığımız materyaller için de Ata Yayınları'na ve webders.com ailesine çok teşekkür ediyoruz. Diyelim ve bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.